gelip Türkiye'de dinlenmek istiyorlar ama hükümet izin vermiyor. Böyle bir tablo var. Değerli arkadaşlar, cari açığı kapatan turizm, cari açığı kapatan turizm. Pek çok alana baktığınız zaman turizm sektörü 54 farklı alana katkı veriyor. 54 farklı alana. Değerli arkadaşlarım, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması burada en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısa çalışma ödeneğinin tekrar gelmesi lazım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bunu istiyor. Ankara Ticaret Odası istiyor. İstanbul Ticaret Odası istiyor. İstanbul Sanayi Odası istiyor. Ege Sanayi Bölgesi istiyor. Konya, Van, Sivas, Samsun, Antalya Ticaret ve Sanayi Odaları bunu istiyor. Evet arkadaşlar. Biraz daha dinleyeceksiniz beni böyle. Turizm sektörü bu pozisyondayken değerli arkadaşlarım ve siz kısa çalışma ödeneğini kaldırırken toplumun gözünden kaçan bir şey yaptılar. Bankalardaki mevduat faizine uygulanan stopajı düşürdüler. Kısa çalışma ödeneğinden kaç kişi yaralanıyordu? 1.139.000 kişi. 1.139.000 kişiyi işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya getirdiler. Peki bankada mevduat olanlar? Bakın 6 aya kadar olan hesaplar için %15'ten %5'e düşürdüler. 1 yıla kadar olan vadeli hesapları 12'den 3'e düşürdüler. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranını %10'dan sıfırladılar. Peki bu para nereye gidiyor aldıkları stopaj? Vergi olarak bütçeye gidiyordu. Peki işçi için ödenen kısa çalışma ödeneği nereden karşılanıyordu? İşçinin kumbarasından, işsizlik sigortası fonundan. Bu neyi gösteriyor? Hükümet rantiye sınıfına çalışıyor. İşçiye değil, emekliye değil, memura değil, çiftçiye değil, rantiye sınıfına çalışıyor. Ve bu gerçeği herkesin bilmesini isterim. Bir şey daha. Bankalarda 1 milyonun üzerinde hesabı olan, mevduat hesabı olanların sayısı 283 bin kişi. 283 bin kişinin mevduat faizini sıfırladılar. Sen devlete vergi ödemeyebilirsin diyorlar. Ama bunun yanında 1 milyon 300 bin kişi olan kısa çalışma ödeneğinden yaralanan kişiye de parayı vermediler. Bu rakamları bütün arkadaşlarımın her yerde anlatmasını istiyorum. Bu iktidar, soygun düzenini teşvik eden bu iktidar halk için çalışmıyor. Vatandaş için çalışmıyor. İşçi için çalışmıyor. Emekli için çalışmıyor. Rantiye için çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, turizm. Yine de ben Erdoğan'a bir öneride bulunmak isterim. Ülkesini seven, insanını seven, bayrağını seven birisi olarak öneride bulunmak isterim. Kardeşim, turizmcileri çağır, davet et. Sizin sorununuz nedir diye dinle. Onların çözüm önerileri nedir diye dinle ve gereğini yap. Ben yine sana rakam vereyim. 2020 yılında turizm sektörüne hangi ülke ne kadar hibe verdi? Hibe diyorum bakın, kredi değil. Hibe verdi. Fransa, cirosunun %50'sini kaybeden her bir turizmciye 10 bin euro verdi. Her birisine tek tek. İtalya, turizm sektörüne 2 milyar euro para ayırdı. İspanya, 300 milyon euro para ayırdı. Yunanistan, 330 milyon euro para ayırdı. Diyorlardı ya, Yunanistan battı. Türkiye sıfır. Sıfır. Hibe olarak sıfır.
2021 bütçesi, bu söylediğim 2020. 2021 bütçesine de ödenek koydular. İspanya 11 milyar avro koydu. Yunanistan 7,5 milyar avro koydu. Türkiye sıfır. Oysa bu turizm sektörü Türkiye için çok önemli. Gelen her turist tarım sektörüne destek veriyor. Sanayi sektörüne destek veriyor. İşsizliğe işçiye destek veriyor, istihdam yaratıyor. Ve Türkiye buradan büyük emek harcamadan dolarlar kazanıyor. Cari açığı kapatıyorsunuz. Ama turizme düşman olanlar böyle bir tabloyu önümüze koyuyorlar. Değerli arkadaşlarım, iktidarın rantiye çalıştığını söyledim. Yandaşlara çalıştığını söyledim. Balık baştan kokar. Bunu atalarımız da söylüyorlar. Oda TV diye bir internet sitemiz var. Hala kapalı. Ama bu internet sitesi teknolojinin verdiği olanaklarla yayınını sürdürüyor. Burada Can Özçelik imzasıyla bir haber yayınlandı. Ticaret Bakanı ve kocası, ikisi şirket kurmuşlar. Dezenfektan üretiyorlar. Kime satıyorlar? Bakanlığına, kendi bakanlığına satıyor. Allah aşkına ya. Ne hale geldiğimizi görüyor musunuz? Bakan ol, şirketin var. Sürekli şirketinde mal al. Sonra bunu ahlak diye millete sat. Sonra bunu milletin önünde söylenecek tek kelime etmeyeceksin. Tek kelime söylemeyeceksin. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim, bakın Türkiye nasıl yönetiliyor? Kimlere hangi imkanlar sağlanıyor? Bakanlık koltuğunda oturacaksın, şirketin olacak, dezenfektan üreteceksin ve bakanlık onu satın alacak. Ve sen bu haber çıktıktan sonra çıkıp tek kelime bile etmeyeceksin. Tek kelime bile. Bir yolsuzluklar ülkesi oldu Türkiye. E peki bu bakan niye sesini çıkarmıyor? Şunun için. E yukarıdaki örnek alıyorum diyor ben. Herkes bunu yapıyor diyor. E gençler de pudra şekeriyle idare ediyorlar. E hepimiz malı götürüyoruz diyor. Vatandaş da seyrediyor diyor. Sözüm söz, sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Fitil fitil. İlk yapacağımız iş parlamentoya siyasi ahlak kanunu getireceğiz. Milletin takdiriyle sandık gelecek. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. İlk yapacağımız iş siyasi ahlak kanunu bu meclise getirmek olacak. Değerli arkadaşlarım, hepinizin çok iyi bildiği biz bir